İbrahim kalk, koltuğu temizleyeceğim. İbrahim kalk, masayı toplayacağım. Oradan kaçır, yeri sileceğim. Çekil askılığı sileceğim. Oh, ev tertemiz oldu. Kapının önünde sileceğim, çekil. Ne yapayım ben, taşınayım mı bu evden? İnşallah taşın da yüzünü görmeyeyim artık senin. Bak benim taklidimi yapma bana. Geç içeri, tamam, bir şey de söyleme bana, çok sinirim, geç. Uçayım mı, ne yapayım? Sakın yerlere basmıyorsun. Basım yerlerde bir tane ayak izini görmeyeceğim. O zaman uçacağım. Tamam, uçarak geç. Deli midir nedir ya? Sakın basma, basma. Al. 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 Spor, al. Al. Al siyaset. Tamam mı? Aha, al bu da ekonomi. Tamam mı? Heh, burası da çengel bulmaca vardı. Ve her zaman köşeye otururum. Ah! Maşallah ya. Sensin maşallah. Ya sus ya. Bu İkardi niye böyle kaldı, namaz kılıyor gibi? Namaz kılıyor değil, o böyle yapıyor. Ha, ma, ne bileyim ben, ne yapıyor? Bana bak, bana bak. Beni sinir etme, gel yere de. Beni sinir etme. Sana sinir oluyorum. Mayonez gibi bir adamsın. Mayonez mi? Evet, seni sevmiyorum. Ne diye bir şey oluyorum. Nasıl bir tabir sana ya? Sana gıcık oluyorum. Gıcık oluyorum İbrahim. Dayanamıyorum, gerçekten dayanamıyorum. Ya burada kasta oluyorum ya. Başka bir diyetimi yok, kaste okuyorum. Senin kasete okuma bile bana gıcıklık veriyor. Ben ne yapayım? Problem sende olabilir mi? Problem bende asla değil. Yok ya. Yok ya deyip durma. Sen bu zaten sen meymenetsizin biriydin. Bak, bugün ekstra bir şeyin var. Sen ne oluyor? Ben bugün çok kötüyüm. Ne? Çocuğa canım sıkıldı. Ne oldu ya? Çocuğu telefonda konuşurken duydum. Hani bunun arkadaşı var, Cem. Evet. Evleniyor. Evet, biliyorum. Ona diyordu ki, bro falan diyor. Niye anlamadım? Bro, evlilik ne ya? Evlilik eşittir huzursuzluk, kaos, gürültü, kavga. Doğru demiş. Bak şimdi, beni deli etme, beni deli etme. Daha neler dedi biliyor musun? Ne yapacağım, bana mı? Daha neler dedi. Bir duysan. Ne dedi? Ne? Bak şimdi, şöyle şeyler söyle. Diyor ki, benim annemle babam hep kavga ediyor. Evlilik böyle kötü. Ben asla evlenmem. Evlenmekten korkuyor bu çocuk. Ve o çocuk kim korkutmuş? Senler, ben. Ne ya, evlenmesin ya, Allah Allah. Herkes evlenecek diye bir kaide yok. Tamam, ben sana şimdi öyle bir şey söyleyeceğim ki bütün her şeyi unutacaksın. Ne? Bu çocuk evlenip yuva kurarsa ve bize bir tane torun verirse biliyorsun bunu. Bak şimdi kam telime bastın biliyor musun? Kam telime torun. Çaldırdın. Torun, evet. Biz bu çocuğu sevemedik ya. Sevmiyoruz ha? Bari torunumuzu bilelim. Severiz değil mi torunumuzu? Bu çocuğu evlendirelim biz ya. Evlendirelim. Ya nasıl yapacağız? Nasıl yapacağımızı ben düşündüm. Şimdi çocuk içeri gelince ona evliliğin ne bileyim böyle zor olacak ama birbirimize biraz iltifat edip ne bileyim evliliğin güzel yüzünü gör. Ne yapalım? Benim de içimden gelmiyor bir tane. İnan içimden gelmiyor. Vallahi billahi gelmiyor. Deneyim mi? Şu an deneyim mi? Dene. Heyecan. Benim güzel. Yok, olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Benim de içim zor, biliyorum. Çok zor. Ama çocuğa evliliğin güzel yüzünü gösterelim, özendirelim ne olursun. İyi bari, ne yapalım? Anlaştık mı? Mecbur anlaştık. Anlaştık. Tamam. Hey, yo. Hey, kanka. Kanka, o. Hadi bakalım. Hanım ailem, nasılsınız? Evliyiz oğlum, evliyiz. Ah, abartma. Evliyiz. Evliyiz tabii ki. Ne mi, nasılız? Bugün de... uyanıp güneşin doğup doğmadığını anlamak için babanın gözlerine baktım. Sen nereye baktın baba? Ben dolara baktım ya. Bana. Ben de annenin güneşin doğuşunu görmek için annenin çapak dolu gözlerini tabii sonra yıkadıktan sonra gözlerine baktım güneş doğmasından dolayı. Evet, evlilik çok güzel bir şey. Şimdi mesela nasıl örnek vereyim biliyor musun? Evlilik arka. Mesela anneni biliyorsun, çok titiz bir insan. Mesela annen yapamıyorum ben, bir dakika dur. Kız arkadaşa güzel sözler. İbrahim, ben sana kız arkadaşın mıyım? Evlilere güzel sözler yazan bir şey çıkmıyor. Evliler birbirine güzel bir şey söylemiyor.
Tamam, sen onu kapa şimdi, oyunu. Tamam. Canım, canım eşim benim ya. Canım kız arkadaşım. Ya benim bir tane. Sen benim kız arkadaşım. Sen benim bir tane. Allah Allah, biz normalde didişirsiniz bu. Hayırdır ya? Sakın. Bak değil mi? Evlilik mükemmel bir şey. Evlilik harika bir şey. Annen biliyorsun gıcıktır. Temizlik konusunda hassas bir insandır. Mesela bak buraları sildim mesela. Ben basıyorum. Var mı problem? Yok değil mi? Allah! Buralarda var. Var mı? Görüyorsun. Ya. Evlilik eşittir anlayış. Görüyorsun. Bak buralarda hep şey. Mesela bak bunlar. Anne ne güzel dizmiş bunları. Buraya koymuş mesela. Var mı sorun? Evlilik. Eşittir anlayış. Evlilik anlayıştır. Zaten koskoca Meral Yılmaz şuna hiçbir şey demedi mi gerçekten? Demiyor. Demeyeyim. Çünkü evlilik böyle bir şey. Mesela evlilik oğlum eşittir hayatı bölüşmek. Evet. Mesela şimdi babam bunları yere attı değil mi? Bakalım babanın cebinde... Ama... Al tabii. O kadar mutlu oldu ki olur diğer cebinde. Bunu da alıyorum. Yok. Sorun yok. Yok. Neden? Çünkü evlilik, paralarımı alayım. Evlilik eşittir. Hayatı bölüşmek. Bölüşürüz hayatı. Bölüşürüz hayatı her zaman. Ya anne olur mu öyle şey ya? Evlilik eşittir. Kaos, dırdır. Kavga, gürültü, sürekli aynı kadınla uyumak. Sürekli aynı kadınla bir yerlere gitmek, sürekli bir daralmak üstünde böyle bir gölge olması gibi bir şey. Az daha konuşsa ben seni boşayacağım. Ama oğlum, neden öyle diyorsun? Mesela arkadaşın Cem evlenmedi mi? Anne, arkadaşım Cem, benim brom, evlendi. Evet ama onun eşi çok... Relax bir kadın. Relax, İngiliz de olur, yabancı da olur. Relax'la da evlenir. Olur annem, yabancı gel. Olur, olur. Ne olursun yabancı, yeter ki sen yuvanı kur, mutlu ol. Ne olur mutlu bir insan. Ya, şimdi... Ya ben de çok memnun değilim tam durumumdan ama... Ne bileyim, benim bir kız arkadaşım bile yok yani. Ha. Yani ben de isterim şurada bir tane... Böyle küçük elli bir tane kız otursun. Ya. Bana sarma yedirsin. Ya. Kek yiyeceğim mi desin, yok yemeyeceğim dedi. Ben ona. O bana desin kendi ellerimle yaptım. Ben diyeceğim ki iğrenç olmuş. O bir tane koyacak bana burada. İki seksen uzatacak. Ben diyeceğim bu kekin nesi sana benziyor ne diyeceğim. Bu nasıl bir şey be diyeceğim. Yok. O kadar. Ne ya? Bak bir yere kadar güzel gidiyordun. Evet. Oraya kadar iyi. Dün oralarda... Ya bırak al şunun tipine bak anne ya. Kızım sen de biraz tatlı sözler söyle. İbrahim tamam. Bak anneciğim senin bunları düşünmene gerek yok. Ben her şeyi oğlum için düşündüm. Bak sana talip listesi. Talip listesi ne yani? Evet, öyle bir liste yaptım. Maşallah. Yapayım, göstereyim mi? Göster bakalım. Evet, alt komşunun kızı Tuğçe. Ama annesine iyi davranmıyormuş, elendi. Karşı komşunun kızı Meryem. Çok iyi yemek yapamıyormuş, elendi. Evet. Evet, çapraz komşunun kızı Türkan. Çok dedikodu yapıyormuş, elendi. Evet. Çapraz komşunun kızı yine Cemre. O da böyle çok şey, para harcıyormuş, elendi. Geriye Alperen'in oğlu Cemal kaldı. Cemal nasıl kaldı lan? Ya bunu alt komşunun kızına düşmüş, araya karışmış. Hızımı alamadığım için oldu, özür dilerim. Yani kim kaldı şimdi? Ha, geriye Zeynep'in kızı kaldı. Bir babana göstereyim mesela. Çok güzel. Güzel mi? Güzel. Bakayım mı? Gel bir bak bakalım. Ya ne alakası şimdi? Ya biz düşündük böyle şey. Sen bir gör de. Bakayım mı? Gel. Bak. Adı ne bunun? Zeynep'in kızı Serbülent. Serbülent'le annesi hamileyken dayı mı bekliyorlarmış? Oğlum şey bu şimdi annesinin adı Serpil değil mi bunun? Evet. Zeynep'in kızı değil bu, Serpil'in kızı. Ha, Serpil. Serpil'le Bülent'in kızı ya bunlar. Serbülent. Yani. Babası net Bülent geçsin istiyormuş içinde evet. De Serbülent bulmuşlar. O baskın bir karakter. Baskın, baskın. Evet. Baskın. Ne net diyorsun? Bülent. Güzel kızım anneciğim. Tut elimde bir. Yani, bir bak ama biraz. Bak daha biraz ya ver, çok. Ver. Bakayım mı ya? Fena da değil yani. Değil mi? Aynen. Ben bilemedim ya. Tamam. Serbü.
Ya olur mu? Yakıştı abi. Benim de adım Seyfi mesela. Çocuklarımız da Seyser olsun be. Onları Çılser koyun. Çılgın serseri. Doğru ya. O da olabilir. Olur. Çok güzel. Aa! Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Dur bakayım. Açma. Aynen. Güzel. Evlilik güzel bir şey. Böyle şey yapma. Harbi mi ya? Kaynanam gelmiş, seni çağırdı. Ya bir pazarımız var, görelim dedik ya. Ne var Allah Allah? Senin hiç görmedi mi? Yetmedi mi lan gördü? Canım kız arkadaşım, niye böyle diyorsun şimdi? Ne oldu canım kız arkadaşım? Ya bir şey yok tabii ki. Kesinlikle. Hadi de görelim anamızın babamızın. Ah canım kaynanam ve canım kayınpederim kendi benim. Bak Seyfi, işte evlilik böyle bir şey. Eşittir ailenin büyümesi. Hoş geldiniz canlarım. Ne diyorsun be sen? Niye safsala konuşuyorsun yine? Buyurun, buyurun. Hoş geldin. Hoş geldin. Dede hoş geldin. Baba ne hoş geldin? Hoş bulduk. Hadi yürü haydi. Hoş geldin annem. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Kaynanacığım, sana tehlike getirdim. Senin o küçük ayakların üşümesin. Doğru konuş. Nesi küçük benim ayağım 42 numara. Ama senin kalbin çok kocaman. Evet, kalbim kocaman ama orada sana yer yok. Tamam, senin varlığın yeter. Evet, varlığım olay ama yokluğum koyar sana. Lan ne halim varsa gör inşallah. Ha şöyle düzgün konuş, gel sarılalım şimdi. Can benim, gel. Bir tane. Aslan torunum, ne yapıyorsun, iyi misin ya? İyi dede, ne olsun işte. Uğraşıyoruz. Size gelin getireceğim, Serbülent. Serbülent mi? Rahmetli dayımın adı lan o. Oğlum öyle yekten Serbülent dersin adam öyle. Baba öyle şöyle. Biz şimdi bu evde siz gelmeden önce oğluma böyle evliliğin güzelliklerinden, evliliğin nasıl insanları mutlu ettiğinden bahsediyorduk. Yalan konuşuyordunuz yani. Niye mutlu değil misin baba? Değilim oğlum değilim. Benim tek mutluluğum bu kadın yok iken. Benim de bu kadın yok ki. Bana nasıl bağladın minik serçe? Bağlar kızım bağlar. Sana da bağlar, bana da bağlar. Herkese bağlar. Tüh nereden evlendim ya? Bir tane koyacağım. Vallahi koyacağım ya. Anne tamam anne. Asıl ben nereden evlendim bununla? Beni zamanında ne bakkallar, ne yoğurtçular, ne sütçüler istedi. Tamam bir tanesine varmışsın deden bakkal. Ama benim aklım sütçüden aldı. beni de kimler kimler istedi de ben yüz vermedim. Niye? Benim aklım da sütçüde kaldı. öyle değil lan, öyle değil oğlum ya. Sütleri çok iyiydi yani. Allah Allah. Bana bak, sakın evleneyim deme. Bak ben boşanmaya çalışıyorum, boşanamıyorum. Niye? Çocuk etkilenir diye, niye olacak? Baba ben 52 yaşındayım, ne etkileneceğim ya? Allah Allah. Allah Allah. Oldu mu o kadar ya? O zaman boşadım gitti be. Boşuyorum be. Oğlum bu da lan şaka yaptım. Lan. Ben böyle bir şey mi yapacağım sanıyorsun? Gelmem ya. Allah Allah. Yavrum. Boşanmaların en büyük sebebi ne? Ne? Evlilik. Evlenmezsek boşanma oranı azalır. Ya süper zekasın sen var ya. Vallahi haklı ama gerçekten ya. Evlilik falan ne alakası şimdi hayır, ya? Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey duymadık. Öyle bir şey duymadık. Sen git dedene su getir. Ya baba sen de şu getir falan. Biraz daha kibar söyler misin bana? Defolup gidip dedene su getirir misin lan? Şöyle kibar söyle. Şunu da al şuradan. Bırak Allah. Al, tamam. Beni vurma ya. İki dakika kanka etmeyin ya. Çocuğu için bir buçuk mu burada? Bana bak. Kaynamacığım ve kayınpederim bana bakın. Biz çocuğu evliliğe özendiriyoruz. Duydunuz mu? O yüzden onun geldiğinde onun yanında biraz mutlu gibi davranın. Oyunumuzu bozmayın. O zaman müsaadenizle ben kalkıyorum. Nereye? Nereye olacak? Yalandan bile olsa ben bu kadında mutlu gözükemem. Siktir git o zaman. Haydi. Anne. Ya biraz bize konuşsana. Kızım bende daha ne küfürler var da çocuk etkilenmesin diye söylemiyorum. Ya ben 52 yaşındayım. Ne yapacaksanız yapın ya. Gel o zaman. Kur'an'ma mı sürer? Ne diyorsun ya? Ulan iyi ki bu numara geçen sene duymadım vallahi. 51 yaşında duysaydım psikolojim bozulur ben. 52 yaşındayım Allah'tan da. Of. Neyse, hadi bana da müsaade. Anne, sen nereye? Şimdi bu salak beyazsız mutlu olur. Gideyim de onun mutluluğunu engelleyeyim. Anne, dur. Sen bir yere gitme, bize yardım et. Yok kızım, ben yapamam. Ben beceremem öyle oyunları. Anne, lütfen. Tamam oğlum, yavrum. Sen isteyeceksin.
Dedem nerede? Ah şimdi bak. Dışarı gitti ama sorun değil. Niye? Çünkü biz evliyiz. Ben ona güveniyorum. Evet, neden? Çünkü evlilik eşittir güven alanı. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bence babaannem bak benim kafadan, değil mi? Relax olacaksın. Relaxlıktan değil lan. Bu yaşta sonra ne yapacak olsa bak. Olsun. Yani evlilik ama görüyorsun değil mi? Ne kadar önemli bir şey. Evet, kapıyı bir şey. Kapıyı sen aç lan. Ben aç lan ne ya? Biraz kibar olur musun babaanne? Sana söylediğimi şuna söyle. İşte sen düşün. Babaanneme saygı duydum bir kez daha. Vay! Aslanım, ne haber? Ya ne yapıyorsun? Oğlum hoş geldin canlarım. Hoş bulduk. Anne ne yaptın sen? Ne yaptın bir tane? Ne yapıyorsun sen? Vay benim babaannem. Vay benim babaannem. Öyle bir yerim. Baba! Baba! Tamam lan, bir vuracağım şimdi ağzını. Ne yaptı ya? Çok enerjisin, sakin ol. Mutluyum çünkü, mutluyum ben be. Lan nerede o benim güzel gelinim, nerede niye? Yorgundu. Ben dedim ki, aşkım biricik, biraz dinlen dedim. Evet. Sensiz ben ne yaparım dedim. Akucu bukucu dedim. Evet. O da bana bukucu bukucu dedi. Ben de ona akucu bukucu, bukucu bukucu dedim. Ya yeter ya, ne diyorsun bukucu bukucu? Ne anlatıyorsun ya? Abi. Ne kadar mutlu. Çünkü bir evli bir birey. Vallahi görüyorum da avucu bukucu diye başka bir şey demiyordu. Abi sen bu kadar mutlu muydun ya? Oğlum ben mutluyum. Dünyanın en güzel insanı. Benim hayatımda nasıl mutlu olayım ya? Avucu bukucu. Tamam. Karına yaparsın. Çünkü neden? Doğru eş seçimi. Ben gelinimi en başından beri çok sevmiştim. Evet. Anne ne alaka ya? Yapma. Ta ilk evlendiğimiz zaman sen demedin mi? Bu sinsiye güvenilmez bütün... Bütün gelinliklerin üstündekiler bizim hepsini benim banka hesabına yatıralım demedin mi? Yapma kurban olayım anne herkesin içinde şimdi. Hatta bizim gelin evi temizlediği zaman bizimkiyle aynı zamana denk getir. Bizim evi de şöyle bir temizlesin demedin mi? Hatta yemek yaptığı zaman 2-3 kaşık bizim için de fazla koysun. Biz de oradan nasiplenelim demedin mi anne? Üstad. Senden öğrenecek çok şey var. Anneciğim otur. Yavrum ben onlara şakacıktan demiştim. Anne hiç önemli değil biliyor musun? Çünkü ben o kadını seviyorum. Umurumda değil senin söylediğin şey. Aşığım seviyorum kardeş. Seviyorum. Aa. Aşığım ona anne. Meşaz geldi. Kim İbrahim? Meşaz kim? Ya. Kim? Bakıyorum Allah Allah hemen. Kimden geldi dur tahmin et. Bakıyoruz işte. Yapma. Aa gelininden gelmiş. Bak anne adını andım ya. Çok seviyorum anne ya. Çok iyi kalpli bize. Baksana anlık mesaj geldi ya. Sesli mesaj atmış. Açayım dinleyelim. Aç abi dinleyelim ya. Babacığım nasılsın? İyiyiz. İyiyim dediğini duyar gibiyim. Annem ve seni çok sevdiğim için ilk size söylemek istedim. Ben Seyfi'den boşanmak istiyorum. Vallahi istiyorum. Sürekli çok mutlu. Sürekli kahkaha atıyor. Çok sıkıldım. Rica etsem ona bu durumu biraz çıtlatır mısınız? Ama lütfen Seyfi duymasın. Ya yap şu. Geçen iki delikanlı konuşalım iki erkek. İki erkek gibi konuşalım gel. Şimdi biliyorsun evliliklerde bazı iki insan birleştiği zaman öyle her zaman mutluluk olmayabilir ve ayrılık söz konusu olabilir. Bu durumlarda mesela hemen öyle karalar bağlamamak gerekir. Dik durmak İbrahim, gerekir. İbrahim, ne efendim, yapıyorsun? Çıtlatıyorum. Hepimiz duyduk ya. Öyle mi? Aa! Oğlum kalk oğlum kalk. Dur. Oğlum. Ben kaldırırım. Babam da babaannemden duymuş. Esma! Esma! Ya bak görüyor musunuz? Sabahtan beri evliliği övüyorsunuz bana. Adam ne hale düştü? 1.90 adam bayıldı burada. Aman boşarsa boşasın. Zaten o kızı hiç sevmiyordum. Sen canım kız arkadaşım, niye öyle diyorsun? Ya hayır, tamam İbrahim, sen de oynama. Oyun filan iptal, anlaşma yok. Hiç ben istemiyorum. Allah Allah. Anlaşma. Evet, anlaşma. Ne iptal. Anlaşması ya? Ya oğlum şimdi biz sabahtan beri seni böyle evliliğe özendirelim, evliliğin güzel yanlarını gösterelim diye babanla oyun oynuyoruz. Söyledik işte babaannelere de. Hata etmişiz. Çünkü evliliğin, bak, evliliğin sadece güzel yanı yok. Evlilik iyisiyle, kötüsüyle, kavgasıyla, barışmasıyla güzel. Evlilik böyle bir şey. Gram etkilenmedim. Bomboştu konuştun sen, ne anlattın ya?
Bak, kaynanasında tuzu biberi. İyi ki varsın canım annem. Oyun bitmedi mi? Bu niye bana yalakalık yapıyor hala? Anlamaz ki, anlamaz. Ya anneciğim, canım annem. Zaten evlilik... Zaten iki insanın içinden gelecek bir şey değil mi ya? Yani niye bu kadar zorladınız ki? İşte. Torun yüzünden işte. Torun olsaydı diyor işte. Torun, tamam, torun olur. Ufak şeyler olur ya. Ne, nasıl şey yapacağız işte? Bilmiyorum, seyserler olmasın mı ufak? Serbülent'i ben beğendim. Net, bak hala Serbülent diyor. Vallahi babaanne bir gör ateş gibi ha. Ne diyorsun lan? Vallahi çok beğendim. Bir çay içerim yani ben. Torunu var mı yani? Torunu var diyor ya. Ah, baba, ne oldu? Ama. Baba, ne oldu kafana? Şerefsizin biri kafama telefon fırlattı. Bahsin şu şerefsizlere bak ya. Bir de ekonomi kötü derler. Vallahi hangi şerefsiz o ya? Amca kötü durumdaydı da ben görünce hemen yardım edeyim Ay, dedim. Hoş geldin. Sağ ol Serbülent kızım. Serbülent? Serbülent. Serbülent. Bu Serbülent mi? Ya ben şeyi... Anne, bu bir şey söyleyeceğim. Bu Serbülent değil, bu düz Bülent. Anneciğim, öyle denir mi? Hayır, ben şeyi söylemeyi unutmuşum. Biraz ben ona şop yapmıştım. Biraz şop? Evet. Baba, bu şop değil, bu şok mu? Tamam. Böyle şey mi olur? Ben bunu istemiyorum. Coşkulu bir zil Tuğba. Coşkulu bir zil. Gerçekten çok mutlu oldum ya. Ellerine sağlık Skeci'nin. Var ya hala olarak... titriyorum. Niye? Çok heyecanlandım. Ama çok güzel geçmiş. Belli ki seyircimiz eğlenmiş. O zaman seni zile uğurluyoruz. Alkışlar. Ya ben de arkada heyecanla izledim. Ben de evli olduğum için sen de evlisin. Hiç evet. Şey ya evlilik böyle bir şey değil. Durun diyesin gelmedi mi? Bilmiyorum, ben çok mutluyum. Yani tabii ki içten içe geliyor. Can sıkarıcım bir tanedir. Seni çok seviyorum tabii. Evlilik iki şey, bir artı birin eşittir bir yapması gibi bir şey ya. Bir yapması gerekiyor abi. İki kişi birleşik, bir kişi oldu. Peki. Çok yani, zor bir şey. Sen evlendiğin kadına sıfır mı demek istiyorsun? Hayır. Ben kendime sıfır diyorum. Oo, tamam olur. Abi çok, hayır. Çok zor bir şey ama çok o bir, güzel bir şey. Ondan çıkınca da sıfır kalıyorsun demek. Bir kalmıyor yani. Tuba, eline sağlık. Tekrar hepimizin eline sağlık. Herkese teşekkür ederim. Efendim, çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler.